Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sürpriz bir konukla beraberiz. Nihan. Ace geliyor Neslihan'dan. Çok iyi servis Neslihan. Ablasının gülü. İlkin'le beraberiz. Hoş geldin İlkin. Hoş ne haber buldum tatlım? Neslihan abla. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de valla. Yeni yıl yaklaşıyor. Evet. Yeni yıla giriyoruz. Ne beklentin var mı yeni yılda? Sürünmeyelim yeter. Değil mi? Bence de vallahi yani inşallah. Ne bileyim 2023 benim yılım olacak dedim, olmadı. Bilmiyorum nasıl olacak ya. Peki şimdi en son sene zaten sana mesaj atmıştım. GQ'da ödül kazandınız. Nasıldı? Güzel miydi? Vallahi çok güzel, gurur beğendim. Vericiydi. Teşekkürler. Bayıldım Teşekkür ikinizde. Ederim. Vallahi çok gurur vericiydi. Farklı organizasyonlarda artık kendimizi gösterebiliyor olmamız çok mutluluk verici. Konuşma konusunda da Gizem abla da çok güzel konuştu hakikaten. Ben de açıkçası hiç hazırlanmamıştım ve böyle spontane gelişti. Gelişine. Hatta orada küçük bir espri yaptım ve hani aşırı stres oldum yaparken de, böyle kelimeler ağzımdan dökülürken lütfen gülsünler, lütfen gülsünler diye böyle bir strese girdim yani. Aa, çok güzel, çok tatlıydınız. Ben şeyi de çok seviyorum. Hani iyi sporcularsınız, iyi sahada çok güçlü duruyorsunuz ama saha dışında da seçtiğiniz kelimeler, kullandığınız şeyler, o jestler, mimikler falan acayip böyle full gözüküyorsunuz. O çok hoşuma gidiyor. Hani bazısı çok iyi sporcu ama hiç konuşamaz evet. Ya. Siz acayip iyisiniz o konuda. Hepiniz Teşekkür çok şey ederiz. Yapıyorsunuz. O yüzden bayıldım ona. Şimdi ta baştan başlayalım. Klasik bu, herkesin herkese sorduğu soru. Sen nasıl başladın voleybola abla? Eyvah. Anlat. Valla önce basketbolla başladım. Hatta okulda futbol. Önce. Aynen, şimdi babam da futbolcu olduğu senin için. Senin kardeşin de oynuyordu. O da basketbol oynuyor. Şimdi futboldan mi? Baskete geçti öyle o da. Mi? Aynen. O da Fenerbahçe'de oynuyor şu an. Hmm. Aynen öyle. Ya benim basketbolda çok temas olduğu için aşırı rahatsız etti beni o durum. Aynı bak. İşte evet. Elleşti mi? Evet. Sırtından birbirine. İtiyorlar falan böyle. Ben biri beni itince böyle aşırı sinirleniyorum normal hayatta da. O yüzden basketbol bana göre değilmiş. Onu anladıktan sonra işte en yakın voleybol, yine salon, toplu spor falan. Öyle başladım. Hatta böyle ilk ağlayarak falan gidiyordum. Annem biraz zorluyordu falan. Yani İstanbul'da mıydın? Yok, Ankara'daydım. Ankara'daydın, evet. Aynen. Sonra baktım evet gidiyor, evet hoşlanmaya başladım falan. Ama bu sırada futbolu da bırakmıyorum. Babam beni böyle sahalardan topluyor, kaleciyim falan. Bileğine bir şey olacak, çık oradan falan yani. O şekilde bir başlama serüvenim var. Sonra da işte sizleri izleyerek. Bir de o zaman Maya Polya beni çok benzetiyorlardı küçükken. Ha. Onun böyle maçlarına gidelim, fotoğraf çektireyim falan derken böyle ben de bu serüvenin bir parçası oldum. Ay evet, hatırlıyorum. Çok uzun yıllardır sen de, hani belki bilmeyen vardır, aslında serüvenin Ankara'dan başladı. Evet. Ankaralısın. Sonrasında ilk transfer oldun. Galatasaray. Galatasaray evet. Hala da. Evet, Galatasaray'da. Galatasaray'dasın. Evet. Peki o zaman başka bir şey daha sorayım. Yani şimdi mesela ben seninle oynadım. O zamanki bir ilkin vardı. Çok daha fazla hata yapan, çok daha nasıl diyeyim, kontrolsüz sahada güç. Evet, sahada durduğu yerin farkında ama yapacağı şeyi kontrol edemiyordun. Şimdi her geçen sene izledikçe seni, bir de hani maalesef kopamadım voleyboldan izlemek istemedikçe. Daha da içine giriyorsun. Daha da içine giriyorum. İzledikçe şimdi çok daha sahada durduğun yeri zaten biliyordun ama kontrolünü sağladın. Bunu nasıl yaptın? Nedir bunda? Yapılabilinen bir şey mi yoksa nasıl oldu? Yani şöyle. Farkında mısın ya da? Farkındayım çünkü ilk geldiğim sene hakikaten dağa taşa böyle hani ya bu kol benim değilmiş gibi davranıyordum sahada. Top düşmüyordu kızım. Evet. Bir vuruyordu. Allah'tan da yer çekimi var. Gerçekten top düşmüyordu. Hatırlıyorum yani. O farkı da çok farkındayım. Acayip güçlüydün. Evet. Ya hala güçlüsün ama onu artık. Daha biraz daha kontrol ediyorum. Onu farkındayım. O galiba bu bana biraz daha Galatasaray'ın işte Ataman abi ne kadar hata yapsam da beni işte sahaya sürmesi falan. O zaman işte sizlerle karşılaşmış olmam, kulağıma küpe olan şeyler benim için çok değerliydi. Ya, sen var ya, sen ve karşıma bloğa koyuyorlardı, blok yapınca hareket çekiyordu ablasına. Hayır, bir dakika. Bak, Neslihan abla bir odada şey odada bardaklarımı mı kırmadı? Ben.
Kırdın ya magımı. Ay, sonra gelmiş iki gözü iki çeşme abla aynısından alayım sonra. Dedim saçmalama kızım kırılır. Aldım ama sonra. Belli. Ama Neslihan abla hatırlar mısın? Şimdi ben bunu burada ifşa etmeyeceksem ne zaman ifşa edeceğim? Et. Bir kere sen benim parmağıma vurmak istedin. Ben elimi çektim. Sen şöyle filenin karşısına bana bir bakıp karşı sağa geçtin. Benim şortu indirdin. Hani bunları hatırlıyorsun. Ben bunları hatırlamıyorum bence iftira. Hiç hatırlamıyorum ben böyle şeyleri. Sen ablana utanmıyor musun şey yapmaya? Kesinlikle istemsiz olmuştu. Bunu hala savunuyorum. Ataman abi de çok gülmüştü ya, hatırlıyorsan. Tabii canım. Çok gülüyorduk, çok eğleniyorduk da. İşte o tarafını çok güzel geliştirdin. Yani bunu ben hani gerçekten maç izlemekten nefret ediyorum. Muhtemelen sen de yani çok biraz çok zor böyle oluyor. Evet, oynamayı da çok seviyoruz ama şimdi izledikçe ben hani yıllardan gelen böyle şeyi gelişimini görüyorum ve çok takdir ediyorum. Bence bundan sonrasında çok merak ediyorum. Bakalım ne yapacaksın? Evet, onu ben de merak çünkü ediyorum. Çünkü bir de çok saçma bir sakatlık yaşadın evet. Ve iki defa hani onun da altını çizelim. Bence bu konuda çünkü sakatlık bir sporcunun en büyük kabusu ve senin yaşadığın sakatlık işte ön çaprazdı. Aynen. Değil mi? Evet evet ikisi ve de. Sonra bir daha ön aynen çaprazın koptu yani 6 ay arayla mı? Evet evet diğerinden 2,5 ay sonra dizim tekrar döndü ondan sonra ameliyat olmadım. 1-2,5 ay daha sonra bir daha döndü ondan sonra bir daha ameliyat oldum. Yani acayip böyle bir aslında senin en verimli olacağın zamanda 1-1,5 sene uzak kaldın ama mesela şimdi iyi değil mi? Evet evet şimdi çok aşil tendonu var dizimde 3 aşilliyim şu anda. İçim gerçekten rahat. Mi? Evet. Aşil tendonu mu taktılar? Ay, evet kadavradan aşil tendonu taktılar. Bir de onu V şeklinde taktıkları için içim rahat artık. Yani aman hani Allah'ım. Bir şey de söylemek istemiyorum ama içim daha rahat. Victory. Aynen. Aynen öyle. Ya dediğin gibi Neslihan abla o dönem biraz sıkıntı oldu hakikaten. Evet, ve çok hani zor. Çok eksiğim oldu. Maç oynayamıyorum, antrenman yapamıyorum. Çok her şeyin. Bir buçuk sene çok. Aynen. Bir de karantina girdi. Ben tam iki seneye tamamladım orayı. Ve yani evet çok şey öğrendim. Evet belki kendimi başka şeyler de geliştirdim. İşte psikolojik olarak, mental olarak. Ama hem yaşıtlarımdan hem mücadele ettiğim, rakip olduğum insanlardan çok geri kaldım evet antrenman olarak. İşte burada da Galatasaray'ın bana oynama fırsatı vermesi, benim bunu iyi değerlendirmem ve bunu kapatmama sebep oldu. Evet. Bundan sonrasını ben de çok merak evet ediyorum. O çok takdir edilesi yani. Çünkü gerçekten bu kadar genç bir sporcunun iki sene yani topa doğru düzgün dokunmaması, evet, o teması şey yapaması, oradan sonra tekrar sıfırdan helal olsun. Yani orada ben çok takdir ediyorum. Allah bir daha yaşatmasın tabii amin ki de. Hani kendimi başka konularda değiştirdim falan filan diyorsun ya. Hani akademik olarak ne yapıyorsun? Bir şey okuyor musun? Akademik olarak görsel iletişim tasarım okumaya çalışıyorum şu anda. Hepimiz işte online derslerimle ilgili bir problemim yok ama okula gitmem gereken hangi derslerde... Hangi üniversitedesin? Üsküdar Üniversitesi'ne geçtim. Çünkü aslında İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeydim ama oraya gitmek bir evet zulümdü. İki antrenman zaten gidip geri dönmem gerekiyordu hemen. Beni İstinye hemen Üniversitesi'ne çağırdılar. Şeydeymiş. Ben hani İstinye dedi. Kurtköy'de. Dedim isme kanma kızım. Üsküdar'da mı seninki gerçekten? Evet benimki gerçekten tamam. Üsküdar'da. Okumaya çalışıyorum akademik olarak. Daha çok hani bu işte karantina sağ olsun voleybol dışında da bir şeyler yapmaya evet daha çok alıştım. İşte zaten çizimim iyiydi onun üstünde duruyorum biraz daha. İşte piyano çalıyorum bir ara cello çalmaya çalıştım baktım inanılmaz zor bir alet dedim ki bu benim için birazcık fazla. Evet. Şimdi işte biraz bateri merakım var bakalım. Süper. Öyle yani böyle şeyler. Şeye de vakit ayırmak önemli aslında seni uzaklaştıracak evet şeylere. Bizim hani öyle bir şansımız, benim öyle merakım da yoktu ama sizde şimdi çok daha ulaşılabilir her şey. Evet. Güzel, daha rahat bir şekilde yapıyorsunuz. O da çok önemli. Kendinizi böyle bir izole etme aynen şeyiniz var. İyi şimdi, de geliyor evet bu arada. Milli takım falan mesela inanılmaz ilgi. Oralarda ne yapıyorsunuz? Delirmiyor musunuz? Kızım o çekimden o çekime. İşte ben delirirdim. Valla şöyle çekim kısmı hakikaten zor oluyor. Değil mi? Evet güzel oluyor. Bizim için çok evet önemli bir şey bu kadar işte popülarite geliyor. İnsanlar tanıyor, yayılıyor. Çok hoşumuza giden şeyler. Ama tabii o antrenman temposunun arasında bir de çekime git. Böyle bazen karşılık bak yine mi? Hani of günde de birbirimizi yine görüyoruz. Çekime geldi. Çocuğum kıyamam ama tatil mesela gününde. Ama seni her gün görmüyorum ki. Tabii. Biz şimdi evet milli takımda 4 ay beraber oluyoruz. Geliyoruz evet atıyorum 5 gün izin var diyorlar. 5 gün çekime gidince böyle herkes antrenman yapmış kadar tabii oluyor yani. Yani çok zor. O tarafı çok zor zaten. O tarafı yönetmek çok zor. Çünkü gerçekten dediğin gibi yani bu ilgi, alaka harika bir şey. Bunun getirileri çok güzel ama vermek zorunda kaldığın o zamanlar 1 evet saat, 2 saat. Hani bir sporcunun hayatında 2 saat çok önemli.
oluyor. Yani aynen. O iki antrenman arasında o iki saatte uyuyabilecekken çekime gidiyorsun. Biraz evet zor oluyor. O tarafları ben mesela o tarafları hiç halledemezdim ya. Çünkü bırakın oynayacağız ya. Hani aynen. Oynayalım da hani ellemeyin gibi oluyor ama o da güzel yani. Şimdi daha da arttı. Evet bence. Şimdi hani bizim zamanımızda gene daha düşük bütçeliydi. Her şey. Onun dışında şey falan yapıyor musun böyle maça çıkarken totem motem bir şeymiş? Hiç yok Nisan ama güzel. Hiç yok. O sonra deliriyorsun çünkü. Evet yani sonunda. Bir kere yaparım şimdi olmaz falan. Ha, olunca da. Maça mı sinirleneyim totemin tutmadığını mı? Ondan sonra deliriyorsun zaten. Saçımı böyle topladım yenildik. Aa bir daha böyle toplamayayım kazandık. Aa hep böyle onları takip etmek bir de zor. Bir de tek düzeye geçiyor Neslihan evet. Abla. Yani bir şeyleri farklı yapmak bazen ne kadar iyi gelirken bir şeyi hep aynı yapmak böyle bir süre sonra baygınlık olmuyor yani. Şey bende hiç yok. Falan böyle kitap mutap okuyor musun? Bir evet. Şeyler. Ben şey, seni hatırlıyorum. Sen romantik okurdun. Kitaplara bayılırım. Hiç romantik bir insan olmamama rağmen romantik böyle aşk hikayesi olsun kavuşamasınlar. Bayılırım yani. Saatlerce otururum başında. Var mı favori kitabın? Buradan tavsiye et. Yani şimdi aşkla ilgili olanı söylemeyeceğim. Ama o günlüğünü mesela Oğuz Atay'ın tutun aynen. Aynen. Şimdi Oğuz Atay'ın tutunamayanlarını mesela çok seviyorum. Orada bu edebiyat çok ilgimi çekiyor. Onun dışında Zülfü Livaneli'nin Serenat kitabı başucu kitabımdır. Ne zaman böyle özlerim yani. Ne zaman özlesem okurum. Sevdiğim evet, yerleri tekrar üstünden geçerim. Onun dışında en son işte Kemal Eren Kadınları okumuştum. Bu Fikriye ile Latife'den Mustafa Kemal Atatürk'le olan hayatlarını dinliyorsun ve diğer tarafta ikisini buluşturup onları böyle bir kavganın içine atıyorlar. Öyle mi? İnanılmaz bir kitaptı güzel. Mesela. O da çok güzeldi. Okuyorum. Evet. Süper. Yani çünkü ona da o da başka bir alışkanlık. O da evet. Edinilmesi kolay bir şey değil. Hele şu görsel dönemde hani hiç evet, sabrımız sosyal kalmıyor. Falan. Sosyal medya yani kaydır at. Yani böyle konsantre süremiz bir bebeğinkine falan düştü aynen. Yani. 30 saniyeden fazla bir şeye konsantre olamıyorsun. Şimdi ben de tekrar mesela ben de çok kitap okurdum. O tarafını şimdi bir sayfayı 5 defa okuyorum anlamıyorum. Şimdi yavaş yavaş kendimi tekrar düzene sokuyorum. Kitaba başladım yani yoksa başka türlü. Bazen hiç olmayacak. Bakıyorum 20 sayfa okun ne anladın yani diye yok. Sor hiçbir şey. Hiçbir işte şey. Dün antrenmanda şöyle bir şey oldu. Onun kavgasını verirken aynen. Sayfa çeviriyorsun. Bu bana niye bunu dedi falan derken geçiyor orada ne anlattığı belli değil. Peki voleybol dışında izlediğinin mekten zevk aldın. Siz basketbol maçlarına falan gidiyordunuz kızlar. Evet, Alexia. Aynen. Değil Alexia mi? Da çok seviyor. Aslında benim böyle kalkıp basketbol maçına gitme gibi bir alışkanlığım yoktu. Bana birazcık Alexia kazandırdı. Hele sahaya yakın olduğu zaman çok seviyorum basketbol maçına gitmek. Başka izlemekten hoşlandığı spor var mı? Masa tenisini televizyonda izlemek muhteşem bir şey bence. Ben snooker çok seviyorum. Evet, ay tamam, snooker'a bayılıyorum. O da güzel. O da beni böyle toplar birbirine vurdukça bir rahatlıyorum. O da güzel ama böyle buz pateni olsun falan Avrupa şampiyonası falan onlar çok güzel oluyor. Evet çok güzel oluyor onlar ben de seviyorum. O kıyafetleri falan çok zarifler falan. Ay hiç böyle olamayacağım. Biz yerlerde dizikler simsiyah olmuş falan. Dirsekler kanlar içinde falan ne kadar zarif su gibi falan. O çok fena. O bu kızlar yerlere düşüyor siz zannediyorsunuz ki bir şey olmuyor. O tarafleks, o ger floor dedikleri şey nasıl biliyor musun? Böyle cart diye biri yakıyor. Yani bayağı sürtünmeden alev alacaklar yakında. O acayip. Gün işte GQ'da sırtı açık bir şey giymiştim ya Neslihan abla. Videolara dönüp sırtımda böyle bir morluk vardı. Tam eteğin üstünde böyle kim bilir nereye çarptı. Aynen öyle. Ne oldu? Ne kimden zaman kimden tekme yedin düşerken? Hiç yani işte o yere düşünce çok fena oluyor. Yani yere düşünce ki darbe değil de abi o cırt diye yakıyor ya. O geçmiyor bir daha ilerce. Bir daha düşüyorsun. Tabii bir daha düşüyorsun. Cılık yara oluyor yani. Onun dışında hakemlerle aran nasıl? Ya iyi değil bence. Niye? Ya bilmiyorum. İyi olmaya çalışıyorum. Bütün kibarlığımla iletişime geçmeye çalışıyorum ama konuşmayı reddetmelerine çok sinirleniyorum. Değil mi? Yani hani sormaya çalışıyorum. Diyorum ki yani net touch mı verdin atıyorum. Blok touch mı verdin? Cevap vermiyorum. Niye vermiyorsun? Bir şey verdin sonuç olarak. Bir karar verdin. Görmedim ben de. Soruyorum ben de. Sana. Ne karar verdiğini görmedim aynen belki. Aynen öyle. Şimdi ona gıcık oluyorum. Bir de mesela artık şimdi challenge'a çok alıştık tabii. Mesela o bizim son Almanya'da oynadığımız Challenge Cup maçında challenge yoktu. Evet. Delirdik ya işte bloğa sekiyor top nasıl artık yön değiştiriyor. Nasıl olmaz abi ya sen Avrupa Kupası oynatıyorsun. Evet. Challenge nasıl olmaz? Yayın nasıl olmaz? Ben de onlara takığım. Aynen işte olmaması. Yani Avrupa Kupası sonuçta bu. Sen hani o futboldaki bir hani Avrupa Kupası maçını vermemen. Kesinlikle mümkün değil.
Mümkün değil. Ben de onlara sinir olayım, onlara takım. Yani ben izlemek istiyordum yani. Bir de izlenen bir şey artık. Evet. Hani artık çok göz önünde. Aynen. Niye izlenmesin? Öyle. Takılıyorum. Bir de challenge olmayınca böyle hani konuşamıyorsun da senin de var ya Are You Watching The Game? Ben ondan şey yaptıracağım ya. Tişörtü mü şöyle? Tişörtü, hoodie falan yaptıracağım. Çok iyi. Satar. Satar. Ben alırım. Ondan yaptıracağım yani. Evet. Bizde de biz çok uzun dönem challenge'sız evet, oynadık. Evet. Ve hani böyle çıldırmalık oluyordun. İlami Hoca vardı, kulakları çınlasın. O hemen kartı basardı. Gerçekten. Abi sarı, abi kırmızı falan diye. İki kere abi dedin mi kenardasın. Ben ama şimdi sizde daha challenge olduktan sonra. Ama gene hakemler challenge'dan sonra bir tuhaf tuhaf. Evet, bir fazla fazla izliyorlar falan. Bir de hatladılar gibime geliyor. Yani nasılsa challenge var diye. Aynen. Bir de bu şeye çok gıcık oluyorum. Pankeke mesela. Ha. Hani bence mesela dışarıdan çıkıp çıkmadığı çok belli olan evet. bir şey yani topun yönünden. Evet. Anlaşamıyoruz bu konuda Allah asla. Allah. Yani çıkmadığı hiçbir topa çalmıyorlar. Çıktığı her topa çalıyorlar falan, böyle saçma bir şey. Ya diyorum ya, belki de challenge'a alıştığımız için evet. bu kadar sinirleniyoruz. Aynen. Challenge'da da bir şey de bir de yani fıtratında var işin, hakeme başka nasıl itiraz edecek? Aynen. Değiştirmiyor ki. İtiraz etmen lazım. Orada bir enerji akışı olması lazım ki maça tutunasın. Zaten ben mesela sinirleniyorum. Sonra geri yerime dönerken neye itiraz ediyorsun ki? Yani değiştirmeyecek zaten falan oluyor yani. Ama işte o kendini oyunda tutuyorsun. Evet, bir agresiflik geliyor. Herkes bir daha sinirleniyor falan, ama hoş bir şey. Böyle rekabet içinde olmaktan hoşlandığım bir takım, bir oyuncu, bir birisi, bir şey var mı? Ben tanıdığım herkese rekabetten çok hoşlanıyorum Neslihan abla. Özellikle... Gel bilek güreşi. Hayır yani sahada atıyorum, karşıda Alexia olsun, Elif olsun, özellikle yakın çevremden birileri olduğu zaman çok hoşuma gidiyor değil onlara karşı. İyicene şımarıyorsun. Aynen, iyicene böyle işte mesela Elif'le özellikle bir lokal yapınca böyle karşıya sinsi sinsi bakmak falan, onlar hoşuma gidiyor. Onlar güzel, antrenmanda da tutuyor yani evet, şeyi, evet. motivasyonunu tutuyor. Aynen. Onları seviyorum ben de. Çok severdim. Şimdi yurt dışı transferi düşünüyor musun? Yoksa bilmiyorum. Yani şu artık an, yurt dışına pek evet. gerek kalmadı gibi. Yani yurt dışı burada gibi. Aynen, herkes burada zaten. Hani bizim herkes ligde burada de, toplanıp öyle dağılıyor aynen, gibi. Aynen, buradan sanki hep beraber otobüse binip beraber gidecekmişiz gibi bir hal var. Yani şöyle, şimdi bizim lig kaliteli olduğu sürece ve ben eğer bu ligde kendime bir yer bulabiliyorsam çok tercih edeceğimi düşünmüyorum. Ama hı-hı. hani hiçbir kapı da kapalı değil. Hayatın ne göstereceği tabii. belli olmuyor. Her şeyi kendi işte huzuruma, istediğim voleybolu oynayıp aynen. oynayamamama göre her şey değişebilir tabii ki. Yani şimdi milli takımın çok önemli bir senesi. Evet. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Ya o 2024 dileğimiz belli. O sinir olduğum şey de 12 kişi kuralı. Evet. Evet, çok çok az ya. 12 kişi, bir de yani, bu kadar sakatlık olan bir devir. 14 zaten hani tüm dünyada tüm turnuvalar 14 kişi oynanıyor. Olimpiyatta 12 kişi yani. Şimdi sen orada gidip savaşını veriyorsun 14 kişi olimpiyata kalmak için. Ne, 2 kişi kafadan. 2 kişi gidiyor. Evet, kafadan eleniyor. Hoş bir şey değil ya yani. Bence de kesinlikle. O yani bir de bu çok önemli yani, dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat, sen kafana göre 12 kişi oynayacaksınız diyor. Evet. Esra ablanla konuştum ben galiba da, 14 kişi gidebiliyor musun da, ama gene sahaya 12 kişi. Evet evet, ben de öyle duydum. Öyle ya, bir şey ama yani anlamadım saçma. Ya bir de şimdi sakatlık makatlık olacak, çok zor yani tabii. bence. Hep bir backup turnuva. Lazım. Evet, uzun turnuva yani. Başka bir yerdeyiz. Açılışa gidebilecek misiniz? Ay, bilmiyorum. Açılış. Harika bir şey. TED'de oluyorsunuz aşkım. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Gerçekten evet, mi? Açılışta hiçbir şey görmüyorsunuz. Aa. Neden? Vallahi. Çünkü TED'deyiz. Bekliyorsun dışarıda. Dışarıda bekliyorsun. Bütün her şey içeride oluyor ya. Sen sırada bekliyorsun. Ama USA'ya yakınsın TED'de olduğun için. Gidip herkese fotoğraf çektirebilirsin. Harika. Kobe Bryant'la falan hepimizin fotoğrafları var. Evet, rahmetliyle. Zaten hani olimpiyata heyecanlanıyoruz. Başarı gelsin falan derken bir yandan da hani ay ne yapacağız orada ya. Acayip acayip şey, çok güzel oluyor. Orada onu önerebilirim. Yani Eda ablanız da söyler zaten. Eda da hani bizimle orada beraberdi. T'deyiz. En son neredeyse biz çıkıyoruz işte, iki sıra arkamızda USA var, onlarla git işte en ünlü çok sporcularıyla fotoğraf çektir falan filan, öyle bir iki saat. Çok iyi. Bu yeni jenerasyon için şaka mı videosu yapmışlar ya, her şeye şaka mı diyor herkes diye. İşte LeBron James şaka mı falan, orada o videodan bir tane yaparsınız çekeriz gibi. Siz elimle yaparsınız. Olimpiyattayız şaka mı? LeBron şaka mı? Onlar köyde kalmıyorlar, bakalım bu sene gerçekten kalacaklar mi? Mı?
Normalde kalmıyorlar. Aman ne bileyim kızım onlar işte. Çok ayıp. Dream team ya. İşte anca bizi rüyanızda görürsünüz. Şey. Mantığıyla hareket ediyorlar. Onları yani. Görmeyeceğiz mi göreceğiz ha, rüyanızda? Onlar siz görsün hayatım boşver. İnşallah. Son olarak da şeyi soracağım. Böyle bir ilk altı hayalindeki. Oynamak istedin. Kendini de koyamayı kaltıya. Oynamak istedin ilk altı. Beraber. Türk yabancı karışık. Ben çok üzülüyorum bunu yaparken Neslihan abla. Birini atlayacağım. Geride bıraktıklarıma o çok üzülüyorum. O zaman mesela şey voleybolcu olmayan bir ilk altı. İşte İbrahim Tatlıses falan. Öyle yap. Kimse üzülmez. Hani oynamak istiyorsun onlarla. Bilmelerine gerek yok ki. Benim kabuslar yani İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses basın çapınızı. Benim rüyaların saçmalık seviyesi. Gerçekten öyle. Bizim GQ'daki hani... fotoğrafa yapmışlar ya onu. Aa, Teoman, evet. Burak Özçivit, Icardi, ben, Gizem ha. abla. Benim Selahattin ya. Paşa'lı oturuyoruz orada. Benim Spotify listesi falan yazmışlar. İnanılmaz. Ay, çok komik şey. Ya o mizahlara bayılıyorum zaten. Ben o şeyler fotoğraflarının üzerinden yapılan mizah. Tamam işte voleybolcu sayma tamam, hayatım. Voleybolcu kimsenin sayayım. Aklı kalmasın. Tamam voleybolcu sayacağım. Şimdi Esen abla, seninle bir sene aynı takımdaydım ama çok oynayamadık. Bir tane Vakıfbank maçında oynamıştım hatırlarsan. Hı. Bütün taça vurma haklarımı orada da kullanmışım. Evet. Daha bir daha taça vuramadım ondan sonra. O yüzden seninle oynamak isterdim. Pasör olarak Mayo Gnevic ile oynamak çok isterdim. Hala bir de böyle hayranlıkla izlediğim için böyle aynı sahada olmak çok isterdim. Kolega ya, ben ona kolega diyorum. Çok iyi yani. Çok tatlıdır. Çok daha da üstün. Şeker bir insan. Evet ya Elif de söyledi onu. Aşırı çok tatlıymış. Şeker. Evet çok tatlıdır. O yüzden bayılırsın. Onu da yazdım. Maya Polyak. Rasic. Hı. Kendimi de koydum. Kendini ay, koydun. Kendi zaten bebek. Oynamak istediğin. Küçücük bir insanım orada. Libero olarak Dominik'in liberosu ha, adı evet. neydi? Kız neydi o? Castillo mu? Castillos. Aynen. Saçları kendinden uzun. Aynen. Aynen. O kestirmiş ama. Kestirmiş evet. mi? Dövmeyle de birleşmiş. Gerçekten. Kızılcık şerbo. Kızılcık şerbo. Onu aldım libero hı. olarak. Şimdi bir tane daha köşe seçeceğim. Hı. Seç. Seçeceğim. Yanına kim? Yanıma. Tamam Gözde ablayı söyleyeyim. Ha. 3 Türk, 3 yabancı oldu. Tamam. 4 yabancı oldu. 3 yabancı oldu. 3 yabancı. 3 yabancı oldu. Maya, Maya Rasic, Polyak. Aynen. Tamam 3 tamam. yabancı oynuyor. Ya bir de liberomuz var. Ha, Castillo'yu evlendiririz Türk yaparız. Devşirdik. Devşiririz onu. Tamam böyle olsun. Ha iyi. Tamam. Hep her seferinde farklı bir şey söylüyorum. Benimkine. Ben bana güvenmeyin bu konularda. Ben de her yerde başka bir şey söylüyorum evet bu arada. Ya, ama öyle. Yani. Öyle bir, bence çok da yani dikkatim bu kadroya da kendimi de koydum. Hani ben hiç kenarda durayım. Siz. Sen kendi kadroları koymuştun orada. Öyle mi yapmıştım aynen. ama? Ben kim bilir daha neler yapacağım. Siz bana ne bakıyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. İzlediğin dizimizi böyle manyak gibi takip ettiğin bir şey var mı? Bir ara Skandal'a çok sardı. Aa, çok, çok iyi. Olivia Pope. Olivia aşkım. Olivia aşkım. Olivia aşkım bir de ya. Başkanım. Aa, şimdi kalbimde başkanım. Çok ayrı bir yeri var. Pislik. Hangisi? Sarı. Şey işte Amerika Başkanı. Evet. Olivia Pope'un belalısı. Evet. Tatlı sinir şimdi. Ediyor ama o beni. Evet o de yani. O kadına etmediğini bırakmadı. Aman o da ona etmediğini bırakmadı iyi, Neslihan iyi, abla. Hak etti. Ben Olivia'cıyım. Tamam ben de Olivia'cı olayım. Skandala çok sardım. Hı. Onun dışında Türk dizisi geçen sene Kızılcık Şerbeti'ne çok sarmışım. Ya ben çok bu sene de takip ediyorum. Ediyorum hala ama hani geçen sene daha çok hoşuma gidiyordu. Çok entrika falan. Ha. Gerginlik hoşuma gidiyordu yani. öyle çok işte Friends, Fleabag onlar ha. sitcom biraz daha. Onlar Fleabag evet. zaten baş tacı. Fleabag çok iyi ya. Çok iyi çok gerçekten. Iyi ya. Ben kendi Fleabag ya. Yapmaya çalışıyorum gerçek hayatta galiba izledikten sonra. Ay yavrum bir gidip rahibe falan tutulma. Ama hot priest'tir Neslihan abla. Evet, çok hot iyi priest'tir. Adam yani. Şimdi. Acayip. Çok güzel bir diziydi o da. Onun dışında yani böyle... Tekrar tekrar dinledim çünkü bende öyle bir şey var. Hani böyle kendi kendime dipsomani. Çok sevdiğim bir şarkı var mı? Var Dancing Queen. Ha. Evet ben ondan vazgeçemiyorum. Her röportajda aynı cevabı verdiğim tek soru bu olabilir galiba. Hiç vazgeçemiyorum. Dönüp dönüp çalıyor. Her değil listenin mi? Başında var mutlaka bir kere onu dinleyip diğer şarkıları öyle değil geçiyorum. Ama şeyde bir psikopatlığım var. Yeni bir şey keşfettiğim zaman mesela bir hafta arabada o çalıyor. Evet ben de aynı fix. Öyleyim.
Yani dipsomania. Kusana kadar, aynen. O şarkıdan nefret edene kadar. Ezberleyip böyle duymak istemeyene kadar, aynen, devam. Sonra bir daha dinlemiyorum mesela. Aynen. Onu atıyorum çöpe. Yani benim soracaklarım bu kadar. Senin söylemek istediğin bir şey var mı diye böyle saçma sorular sorarlar. Beni ağırladığın için çok teşekkür yani. Ederim. Hep sonra sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aman ekleseydin bu saate kadar. Evet, doğru. Çok teşekkür ederim aşkım. Ben de tatil çok teşekkür gününde. Ederim. Bak ben olsun. Çok hassasım bu konularda. Yok desen abla şimdi. Senle röportaj dediler, koşarak geldim. Ay aşkım ben de sizin kanala gelirim Elif'le. Ay olur vallahi desen abla. Konu alalım. Evet. Lütfen. Ben sizi birbirinize kırdırayım. Tamam. Siz zaten kırdıracaksan sen kırdın Neslihan abla. Valla şu yokuşu koşarak çıktım. Yokuş da yokuş. Yokuş da yokuş valla helal. Çok teşekkür ederim hayatım. Ben vallahi de çok teşekkür ederim. Geldin, bizi kırmadın. Yine gel. Tamam gelirim. Dali'yi de getireceğim bir sonrakine. Büyümüş olur biraz. O buralara sığmaz da bizim evde yaparız çekimi oğlanlarla. Tamam. Evet tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. O kaosu da çekersin. Çok sağ olun. İzlediğiniz için, yani izleyin yani. İzlediğiniz için peşinden şey yapmıyorum da, teşekkür etmiyorum da. İzlerseniz iyi olur bence. Bak fıstık gibi kız getirdik buraya. Yani öpüyorum hepinizi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşeceğiz.